bombalarımı, bombalar sırtımızda, tabanca belimizde mi? Nedir yani? Deli değil mi? Ha? Değişik. Bombalar elimizde, tabanca sırtımızda bir şeyler. Marş söylüyor. Böyle durup dururken ölünmez diyor. Biraz diyor asker polisi öldür diyor. Bir şeyler söylüyor. Kadın delirmiş gibi konuşuyor. Çünkü diyor ki işte böyle camlı bomba mı olur? Nasıl olacaktı ya? Kimseye zarar veremedi ya. Hani biraz bir ölü polis, ölü asker göremedik falan dertlenmiş gibi konuşuyor. Delirdin mi abla? Niye bölüm yapıyorsunuz yani? Ama şu olay şu. Bu münferit bir delilik değil ki. Öyle olsa valla oturur dua edersin. Bir doktora götürürsün. İlaç yazarlar, çözülür. Bu münferit bir delilik değil. Ayşenur Arslan'ın meselesi bir grubun, bir güruhun, Türkiye'de bir kuşağın meselesidir yani. Türkiye düşmanlığı. Bunlar değil miydi PKK'ya sakın silah bırakma diye yazanlar? Ayşenur Arslan'ın düşünce dünyasının, o ailenin diğer bir üyesi kalktı dedi ki sakın silah bırakma diye bu ülkenin gazetesinde yazı yazdı. Yazdı. Vallahi dedesini biliriz yani o yazıyı yazan. Şimdi bu diyor ki böyle patlama mı olur? Niye teröristler asker öldürmedi, polis öldürmedi? Kadın utanmasa canlı yayında EYP tarif edecek. Onu C4 ile yapacaksın aslında. Bak C3 ile yapıyorsun böyle beyaz o acı badem gibi kokuyor. Onu C4 ile yapacaksın. Bir de sanıyorum fünyeli problemi var falan diye oturup kadın bir EHP tarif etmedi yani şeyde, canlı yayında. Daha çarpıcı olan tarafı bu videonun sonlarına doğru söylüyor. Kontrollü patlatma meselesi var yani, hep aynı şeyi söylüyorlar. Ya bunlar, bu PKK'lılar yazık. Bunlar böyle devrimci, iyi niyetli, çevreci çocuklar biliyorsunuz. Dağda İzmir'de bile yere atmıyorlar. Cumhuriyet Gazetesi bunlardan eğitilmiş köpekten bahseder gibi bahsediyor böyle. İşte tuvaletlerini artık ağaçların dibine yapmıyorlar. Tuvalete gidiyorlar falan, eğitim verilmişler. Tuvalet eğitimi vermişler Amerikalılar bunlara böyle. Nasıl veriyor Amerikalılar tuvalet eğitimi? Hop, elini böyle gazeteye alıyor bir Amerikalı. Heval bu taraf. Hayır, hayır. Hayır, hayır diyorum. Heval, hayır falan diye böyle. Oğlum tuvalet eğitimi mi verdiniz? Cumhuriyet Gazetesi onu yazdı ya. Manyak hareketler yani. Şimdi sonra ne derler? İkinci, bunu çok sık. O çocuklar çevreci, ekolojist, bilmem ne falan. Ondan sonra bir şey, efendim kendini patlatmazlar. Bunları hep devlet patlatıyor uzaktan kumandayla. Bu yeni bir laf değil ha. Onu söylüyor. Bak orada tehlike. Çok büyük tehlike yani. Devlet bu. Devlet demiyor kelime olarak. Ama işte onu hep anlatıyorum. Onu öyle bir mesafeden söylüyor ki. Tam karnından konuşma işleri. Bütün hepsi öyledir. Terör propagandası yapan herkes karnından konuşur. Tamam. Takkadanak söylesene söyleyeceğini. Söyleyemezler. Yok öyle bir cesaretleri. Tacizci mesafe söylüyor. Her an inkar edilebilecek seviyeden. Diyor ki ne alakası var ya, ben devlet demek istemedim ki diyor. Allah bilir uzaktan kumandayla kim patlattı onu falan. Onu bilmiyor olabilir. Bak o şey. Sonra gazeteci gözaltına alındı. Gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. Gazeteciler baskı altında falan. Yap bakayım şu konuşmayı Amerika'da, İngiltere'de ne oluyor?